Demokratik partilerde mücadele eden insanlar uğraştı bunun için. Ve ayrıca şahsım adıma bana oy veren ve vermeyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki burada kendi partime de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bana verilen sıralama kötü bir yer değil de 22 aday arasında 12 tane de yedek var. Yani 34 aday arasında 8. sıraya vermelere evet, bir Türk toplumu açısından, bir Türk asalı bir siyasetçi açısından ilk defa böyle bir şey oldu. Bu kadar yüksek yere federal seçimlerde konuldu. Özellikle de 6 tane milletvekili olan bir partide 8. sıra hiç de fena değildi. Geçen seneye bakaraktan 2000 oy fazla yaptım. Tabii bunun yüzdesine bakmak gerekiyor. Ne kadar oy? %100 bir artışta %80 gibi bir artış oluyor. 2007 federal seçimlere göre de 1000'e yakın bir oy artışı oldu. Eğer tam olarak seçimle seçime karşılaştırmak gerekiyorsa 1000 oy kadar bir artış oldu. Az önce bahsettik, kısa bir zamanda, bir ay gibi bir süre içinde bütün bunları yapmamız gerekiyordu. Çünkü kimse hazır değildi, biz hiç hazır değildik. Herkes kendisine önümüzdeki sene Haziran'da yapılacak bir seçim diye hazırlıyordu. Partiler olsun, bizler olsun. Ama burada mağdur olanlar, en çok mağdur olanlar bizim gibi küçük adaylar oldu. Çünkü bizim 20-30-40 kişi gibi çalışan bir kabinemiz yok. Ondan sonra devamlı seçime hazır olan Rüksel'in değişik bölgelerinde bizlerle beraber daha önce çalışmış insanlarımız yok. Ve birkaç gün içinde bir gönüllü insanlar bulup bu insanları motive edip ve bizlere çalışmasını sağlamak önemliydi. Bir ekip kurmak önemliydi. Bunu da bayağı kısmen başardık sayılırız. O arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Çünkü bir ay boyunca benimle beraber gönülden çalıştılar. Yani bunların hiçbirisi, birçoğu benim kabinemde çalışan insanlar değildi veya benim maaşlı elemanlarım falan değildi. Bana inandıkları için arkadaşlarım benimle beraber oldular. Onlara da 4 liberaldi geçen dönemde. İkisi FDF'de. Şimdi 5 milletvekilinin 3'ü FDF, ikisi liberal. Yani bu da şunu gösteriyor ki Brüksel bölgesinde FDF'in oylarını liberallerin Emel içinde önüne geçtiğinin göstergesi. Zaten %52, 3'te 1'i, %33'ü bizim de listede FDF'in de. Ama FDF adayları %52'sini yaptı oyun. %3'te 1 olmalarına rağmen yarıdan fazlasının oylarını FDF adayları yaptı. Ve şahsım adına memnunum. Çünkü az önce belirttiğim gibi bir ay içinde ancak hazırlanabildik ve onu her şeye rağmen işte yıllardan beri söylenen partisi yok, patronları savunuyor, işçi kesimine, işsizlere karşı bir parti gibi söylemlere rağmen 4300 oyun, 4000 tahminim benim şahsime verilen oy. Bunu bizim parti başkanı da söyledi toplantıda, kendi aramızda toplandığımızda. İşte herkes şu kadar o aldığını saymasın, herkes partiye ne kadar oy getirdiğini düşünürse dedi, partiye en çok oy getirilen bir tanesi Sait Köse'dir dedi. Çünkü ona atılan oylar bizim partimiz oy atan klasik seçmenimizin sıralamadan herkese attığı oy değil, onun şahsına gelen oylardır diye bunun altını pazartesi gün toplantıda çizdi. Evet. Benim rakiplerim ve rakibim gibi benim şoförüm yok. Hop caminin önüne bırakıp sen gir ben geliyorum seni sonra alırım gibi. Bütün bunları ben kendim yapmak zorundayım. Bütün bu handikaplara rağmen bunu geçtik. Bey, tebrik ediyorum. 17.000'den oydan dolayı ama daha fazlasını alır tahmin ediyordum. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. 20.000'i geçer diye tahmin ediyorum. Çünkü müthiş bir ekibi var pazarlara çıktığımızda. Sadece onunla görüküyor. Her taraf kırmızıydı. Belki Belçika'nın başbakanının dahi bu kadar devlet olanaklarını kullandığını tahmin etmiyorum ben. Bütün kabinesi oradaydı. Nasıl çalışan, yine devlet olanaklarından tarafına sübzid alan Türk İşliği'yle ilgili bir derneğim de yok. Mesela kültürel gece yapılıyor. Ve gecede sadece PS afişleri var. Bunun kaydı da var. Ben filmini de çektim. Ve gene gecede sadece PS adayları tribüne çıkarılıyor. Seçim arifesinde seçim yapılıyor. Ve seçim yapılırken orada ben varım, Yalçın Bulduk var. Biz de adayız. Nezaketen dahi değil podyuma davet edilmek. İsmimiz dahi okunmuyor. Onlar da burada diye. Bu ne oluyor bilmiyorum. Ve bu dernek tabii ki 70 yani bin euro. Buradaki itirazınız sivil toplum örgütlerinin bu kadar açık bir şekilde bir siyasi adayı desin. Ve açık bir şekilde burada benim belgem de var. Belgesini size gösterebilirim. 70 bin euro ikinci ayda bu derneğe para aktarılmış.
helal hoş olsun, dernek faaliyet yapıyorsa doğru. Ama o, aynı o dernek seçim zamanında tekrar geri bu şekilde aktif bir halde başkanıyla beraber, koordinatörle beraber gece gündüz çalışıp günlerce işte kermeslerdir, şunlardır, bunlardır yapmasını ben hiç doğal bulmuyorum ve normalde değil. Çünkü şimdiye kadar bir dernek nedir? ISB dediğimiz nedir? Kar amacı olmayan dernektir. Ama şimdi Belçika'da moda oldu. Kar amacı olmayan asosiasyon bir lükatif derler. Şimdi kar amacı olan ama başka amacı olmayan dernekler kuruldu. Ama şimdi yeni bir moda oldu Brüksel'de. Hem kar amacı hem de seçim amacı olan dernekler var şimdi. Maalesef bu gerçek, bir realite yani.